Çektiniz mi? Hayır. Duygularım için geldiyse onlar öbür pantolonum cebinde kaldı. Referans mektubu. Benim için. İpek'ten alırım diye düşünüyordum ben ama sen de yaptıysan iyi, eksik olma, sağ ol. Benim için. Sizden referans mektubu. Özel tara hastanesine başvuracağım. İyi. Senin hakkında olan düşüncelerimi en güzel şekilde ifade etmişsindir diye düşünüyorum. Yormadın beni, sağ ol. Asıl ben teşekkür ederim imzaladığınız için. İmzanızı taklit etmek zorunda kalmayacağım. Ediz Hoca var orada. Ondan uzak dur. Niye? Öyle. Hastalarla beraber ağlamayı çok sever. Ölüm döşeğinde el tutmaya falan bayılır. Ne var bunda? Ve yani senin bu yeni tutumun, kanser karşısında tutunduğun bu yeni umursamaz tavrın çok hoşuna gitmeyebilir o açıdan. Bu yeni tavrım sizin hoşunuza gider zannetmiştim ama. 20 saniye. Hiç fena değil. Ne için 20 saniye? 20 saniyede Demir Zeynep'ten eski Pamuk Zeynep'e geri döndün. Bravo. Bayağı hızlısın. Gerçekten gitmek istiyor musun? Eğer siz olmayacaksınız, burada kalmanın anlamı da yok. Ölmedim canım daha. Ben hayattayım. Yakın olmak başını döndürüyor biliyorum ama. Hı? Biraz ayıp olmuyor mu? Hı? Hem öperim, hem bıçaklarım diyorsun ha? Siz de beni öptünüz ama. Bu duyguyu tatmadan ölmeni istemedim. Aslında hiçbir kadın bu duyguyu tatmadan ölmemeli. Hocam. Dediğimiz birkaç damla kan. Lütfen. İyi. Allah'tan artık planınızı biliyorum da. Dolap dereyle veya nişantaşıyla öpüşmek zorunda kalmayacağım. Şu an ikisi de aşağıda verdiğiniz kanı çalmaya çalışıyorlar.
size yardım edebilmek için kariyerlerini riske attılar. 02-04-06 numaralı hastayım. Atlas Tabip adı altında kayıtlıyım. Tomografi, bir tüp kan, omurilik sıvısı, ne ararsan orada. O hasta orada, o dosyada. Tamam, dükkan size. Yazılı izninize ihtiyacımız var. Aa bakalım. Referans mektubu da burada. Ne olur ne olmaz, belki ihtiyacın olmuş, tamam tabii, farkındayım hocam. Yalnız bu sizin Almanlarla geliştirdiğiniz bir ilaç vardı. Üç denesi. Tamam. Tamam, peki, teşekkür ederim. Rahatsız ettim sizi de. Selamlar. Öğrenmişler. Ekip mi? Yani şu Zeynep. Yani. Yapacak bir şey yok. Ateşe kalsa asla söylemezdi zaten. Ya söylese de bilmeyecekler miydi? Bu konuyu bizi uyandıran da Emre ile Zeynep değil miydi zaten? Peşini bırakırlar mıydı? Bir şeyler yapmamız lazım. Çocuklar ona yardımcı olmak için deli gibi çalışıyorlar şu anda. Çıkamıyoruz yine. Hı. Affet beni, olur mu? Olur. Bak, eğer konuşmak istersen... Tamam. Ama her neyse canını sıkan... Sıkma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.